Evet, Ukrayna-Rusya savaşını bir gün içinde bitirme vaadinde bulunmuştu ABD Başkan Adayı Donald Trump. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bu konu hakkında telefonda görüştü. Trump o görüşmenin ardından barış vaadini bir kez daha yineledi. Trump ile çalışmak zor olacak ama biz zor işlerden korkmuyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, İngiliz BBC kanalına verdiği röportajda böyle söylemişti. O röportajdan kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'la telefonda görüştü. Bu, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana ikili arasındaki ilk temas oldu. Zelenski, Trump'a hem uğradığı suikast girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti, hem de Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde resmen başkan adayı olmasını tebrik etti. Görüşmenin zamanlaması kritikti. Tam da Ukrayna'daki savaşın gölgesinde Batılı liderlerin Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminden zaferle çıkmasından endişe duyduğu bir dönemde gerçekleşti. Zira Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'e verdiği askeri desteği eleştiriyor ve henüz nasıl yapacağını söylemese de savaşı bir günde bitirme vaadinde bulunuyor. Görüşmede bu konuda gündeme geldi. Zelenski, Trump'la barışı adil ve kalıcı kılacak adımların neler olabileceğini değerlendirmek için birebir görüşme kararı aldık dedi. Oldukça iyi bir görüşme yaptıklarını söyleyen Trump da, bir sonraki ABD başkanınız olarak dünyaya barışı getireceğim ve savaşı sona erdireceğim dedi. Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasında bir araya geleceğini savundu. Trump, Haziran ayında Biden'la karşı karşıya geldiği televizyon münazarasında da başkan seçilmesi halinde krize hemen son vereceğini söylemişti. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Zelenski ise Rusya Devlet Başkanı Putin dahil herkesin seçimin yapılacağı Kasım ayını beklediğine işaret etmiş, aralarındaki farklara rağmen hem Biden hem de Trump'ın demokrasiyi savunduğunu, bu yüzden Putin'in her ikisinden de nefret ettiğini ileri sürmüştü.